dün programımız sırasında TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından haberdar olduk. Programımızı kestik ve programa katılan milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle olağanüstü bir toplantı yaptık. Bununla eş zamanlı olarak da Ankara'da bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz toplandılar ve durumu değerlendirdiler. Ardından Ankara'ya dönmeye karar verdik ve Ankara'daki MYK üyelerimizle bir araya gelerek durumu takip ettik. Bugün sabah saat 10'dan itibaren Merkez Yönetim Kurulumuz olağanüstü toplanarak süreçte yaşananları, dünkü saldırıyı, terör saldırısının hem gerçekleşmesini hem sonuçlarını, yaralıların sağlık durumlarını, hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine iştirak programlarını ve bundan sonra yapacaklarımızı değerlendirmek üzere bir araya geldik. Öğle saatlerinde cenazelere katılmak, hastaları ziyaret etmek üzere ara verdiğimiz Merkez Yönetim Kurulu toplantımız bu saate kadar devam etti ve bir dizi karar aldık. Tabii ki teröre yönelik, yaşananlara yönelik, içinde bulunan sürece yönelik, bu saldırının zamanlamasına, saldırı için seçilen hedefe yönelik, orada güvenlik meselesine, güvenlik zafiyetlerine yönelik uzun uzun konuştuk. Bunları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız, tartışacağız. Ancak bugün iki önemli karar aldık. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Birincisi, bilindiği gibi son zamanlarda, günlerde, haftalarda, aylarda yükselen bir şiddet dalgası, kadın cinayetleri, kaybettiğimiz yeni doğan bebekler ve toplumsal şiddetteki tırmanma üzerine her türlü şiddete karşı bir yaşam hakkı mitingine karar vermiştik. Bu mitingi iptal edip etmemeyi uzun uzun değerlendirdik ve terörün amacının zaten siyasetin kanallarını kapatmak, ülkenin gündemini tamamen ele geçirmek, korkuyu egemen kılmak ve her türlü bir araya gelmeyi, her türlü tepkiyi bastırmak ve korku yayarak insanları evlerine hapsetmek, kendi içlerine kapamak olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Korkmuyoruz dedik. Korkmamalıyız, sinmemeliyiz ve kararlılıkla yolumuzda yürümeliyiz dedik. Bunun için de teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitingini ertelemeksizin, iptal etmeden Beşiktaş'ta önümüzdeki pazar günü saat 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda yapmaya karar verdik. Tüm vatandaşlarımızı teröre ve şiddete karşı yaşam hakkını savunmak için yaşam hakkı mitingine davet ediyoruz. Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan korkunun karşısına dimdik dikelmektir. Partimizin tarihinde bu örnekler var. Ülkemizin tarihinde bu örnekler var. Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızı pazar günü 14.30'da Beşiktaş'taki büyük mitingimize, yaşam hakkı mitingine davet ediyoruz. Ayrıca bir diğer tartışma konusu da 29 Ekim kutlamaları. Her sene bir bahane 29 Ekim'in kutlamalarının iptal edilmesi ya da sönük geçmesi gündeme geliyor. Buna en iyi cevabı geçtiğimiz sene 100. yılda 10 milyonlar verdi. Bu ülkenin tamamı hep beraber verdi. İlk yılki heyecanla, 100. yıldındaki coşkuyla 101. yılda da Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız. Cumhuriyetin kutlamalarında 81 ilde örgütümüz, tüm belediyelerimiz programlarını gerçekleştirecekler ve Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara,
bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz. Bu cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz ve hep birlikte 29 Ekim'de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Biz de resmi programlara ilave olarak hep bir araya gelerek 1. Meclis'ten Anıtkabir'e Ankara'da büyük bir coşkuyla yürüyeceğiz. Kuruluştan kurtuluşa nasıl hep beraber yürüdüysek 29 Ekim günü de hep birlikte yürüyeceğiz. 29 Ekim günü saat 13'te 1. Meclis'in önünde toplanıp orada Cumhuriyet'i konuşup Cumhuriyet coşkusunu konuşup hep birlikte Cumhuriyet'in kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğru yürüyoruz. Aynı onun gibi. Hiç korkmadan, hiç durmadan. 27 Ekim Pazar günü saat 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitinginde buluşuyoruz. Yaşam hakkı mitinginde şiddetin her türlüsüne karşı yaşam hakkını savunacağız. Terör bizi korkutamayacak, sindiremeyecek. Orada olacağız. Korkmayanlar ve sinmeyenler yaşam hakkını savundukça amaçlarına ulaşamayacaklar.